iş yaptırmayacağım. Ben bezi falan görünce... Aman benimki zararsız Sobi. Arada kokluyorum. Burun tiryakisiyim. Burun tiryakisi. Anladım. O günü sizi burada yemek yerken görünce içimde kalmasın dedim geldim. Yavrum bu çocuk seni çok üzer bak söyleyeyim. O zaman ben bir temizlik işi varsa onu yapayım. Benim için daha zevkli çünkü. Bunun bir sözlüsü vardı çok eskiden. Nasıl hanım bir kızdı. Ay yazık etti kıza. Meğer İzmir'de de madigudisi varmış. İzmir'de hem de. Ya bunların derdi zoru sıcak denizlere inmek. Efendim? Neyse işte. Ha bu İzmir'deki kız da kendisini sözlü biliyormuş ya. Ay yüzük takmış bizimki. Aa! Sorma. Bir sene gide gele ikisini birden idare etmiş. Sözlüsü ayıldı bayıldı kızcağız. Bu gitti iki ay İzmir'dekiyle dost hayatı yaşadı. Sonra onu da bıraktı döndü kör olasıca. Ay nasıl üzülmüştüm. Kız ziyanı. Bekar erkekler tek durmaz kızım. Bunların ruhu koleksiyoncu. Siz tadilat falan yaptırıyormuşsunuz. Usta vardı burada temincek. Bir çekmece yapılacaktı da bizim o... Aa, iyi, güzel olur inşallah. Hadi kolay gelsin. Servet Hanım. Evet. Nasılsınız? Havada güneşli, tam temizlik havası. Sadede gel. Rıza'nın öyle biri olduğuna inanmıyorum. Bu yaptıklarının muhakkak bir açıklaması vardır. Belki sözlüsü de ona büyük bir yamuk yapmıştır. Sözlüsü pırlanta gibi bir kızdı. Erkekler böyledir yavrum. Ah o kıza daha neler yaptı. Ağlamalı dizi olur. Daha devamı da mı var? Ah 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 ah. Bunlar sözlü. Kızın babası bir gün dedi ki... Oğlum bizim evi azıcık yeniler misin? Hani inşaatçı bu ya, boyaydı falan fişmandı. Bunlar kızı aldılar gittiler. Bir akrabalarında kalıyorlar. Bizimki ustayı sokacak, evi yenileyecek diyerekten. İkinci akşam diyorlar. Oğlan evde hala çalışıyormuş, yazık aç kalmasın. Tencereleri alıyorlar, Rıza'ya gidiyorlar. Sonra? Anahtarla bir açıyorlar ki bizimki almış canını affedersin işte öyle bir ahlaksız genel kadın alim yapıyor. Sözlüsünün kayınvalide kayınbabasının evinde düşün. Ne diyorsunuz ya? Sorma yavrum. İğne oyası gibi biblo gibi kız bu olaydan sonra zona oldu yattı. Dayadılar kortizonu. 42 kilo bir bıldırcın. Görmen lazım. 50-60 kilo aldığına böyle oldu. Gül goncası gibiydi. Hep üzüntüden oldu. Bunlar böyledir yavrum. Bunlar böyledir. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Oh, anlattım ferahladım azıcık. Şu an en güzeli ne yapmak biliyor musun yavrum? Ne? Çok güzel güneş var. Nane toplayayım, kurutayım şurada. Nur Hayat'ın ödü patladı. Ay harika. Rıza'cığım valla o kadar hayranım ki sana. Demek ki artık kadınlara büyük şoklar yaşatmada bir dünya markası oldun. Nur Hayat da zona olur mu ki? Zona? Ya da olmadı artık sonunda ben olurum. Valla bakarız. Ay bu işler kısmet işi. Deniz ne konuşuyorsun sen saçma sapan ya? Yürü gitme Rıza. Tepemi attırma Allah aşkına be. Ben öğrendim senin ne mal olduğunu. Ne malmışım ki ya? Malın tekiymiş de. Ya Allah Allah ya. Bir hayvanım diyor. Bir bilmem ne diyor. Ne oluyor be? Şimdi sen mi borderline oldun? Bir dengesiz dengesiz hareketler. Sınır kişilik bozukluğum bu. Yattı mı? Ona bak oğlum. Ben karşı yakalayayım tamam mı? Başkalarına benzemem. Senin dengeni öyle bir kaydırırım ki. Bir daha o ipte yürüyemezsin. Senin kişiliğini öyle bir bozarım ki. Feriştahı gelse düzeltemez. Anladın mı? Ay ben neler dedim. Oha. Lan bildiğim borderline bu işte ya. Arkadaş bir şeyi 40 kere söyleyince... Zona neydi ya? Yahu bunların hiçbirisini ben yapmadım. Hepsi babamın marifeti. Şeyhmuz amcanın. Tatlı melek, kamil insan Şeyhmuz amcanın. Ya işte sözlüyken zona olan da annem.
42 kiloyken tedavi yüzünden tombikleşen annen mi? İşte bir tek orası palavra çünkü annem evvelde en son 9 yaşındayken 42 kiloydu. Biz 62 diyelim, müşteri olalım. Peki niye öyle anlattın? Geçen hafta Şehmuz gençlik hevesi perukla falan şey yapınca tam bağıra bağıra bir anlatacaktım bunları ortada. Niye anlatmadın anne? Baktım Orçun'un kaşı çivili fanfimponu orada, geri yuttum. Geçen günü de seni denizlerde yakalayıverince dedim aman içinde kalıp şişmesin. Yardır servet dök içine ha. Niye bunlar Şehmuz'un marifetleri demedin anne ya? Olur mu çocuğum? Kaç yaşında adam ayıp. Sen gençsin, göze batmaz. Ay niye bu kadar büyüttün ki? İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.